ceza hukukunun en temel prensibi suçta ve cezada kanunilik ilkesi. Kanunsuz suç olmaz, kanunsuz ceza olmaz. Bu anayasamızda, uluslararası sözleşmede, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmelerinde ve Türk Ceza Kanunu'nda açıkça yer almaktadır. Ancak kanunen açıkça düzenlenmiş fiilden dolayı kişi cezalandırılabilir. Suça ilişkin yaptırımlar yani ceza ve güvenlik tedbirleri de yine kanunla açıkça düzenlenmesi gerekir. Peki bu düzenlemeleri kim yapacak? Tabii ki aklımıza hemen Türkiye Büyük Millet Meclisi geliyor ki bu doğru. Ancak kanun dediğimiz zaman düzük, yönetmelik veya kararname gibi parlamentonun yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yapmadığı geniş anlamda kanunlar da var. Ama Bizim burada söz ettiğimiz sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkardığı kanunlar. Sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi hangi davranışın suç olduğunu tanımlayabilir ve sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi ceza ve güvenlik tedbiri yaptırımlarını düzenleyebilir. Peki neden? Çünkü ceza hukuku kişi özgürlüğünü en çok sınırlayan bir hukuk dalıdır. O nedenle de demokratik yoldan halkın temsilcilerinden oluşan meclis neyin suç, neyin suç olmadığına karar vermelidir. Peki kanun koyucu her şeyi suç haline getirebilir mi? Hayır. Kanun koyucunun da sınırları var. İnsan haklarına aykırı, doğal hukuktan gelen hakları ihlal eden suç tanımlamaları yapılamaz. Mesela tarihten örnek verelim. Hitler döneminde kan ayıbı diye bir kanun yapılmıştı. Neydi kan ayıbı kanunu? Almanların Yahudilerle veya başka ırktan olanlarla evlenmesini yasaklıyordu. Ve buna uymayanları cezalandırıyordu. Blut şande gezet. Tabii ki bu tür kanunlar yapılmasında herhangi bir adalet amacı olmayan kanunlardır ve dediğim gibi doğal hukuka, doğal haklara, insan haklarına aykırı kanunlardır. Kanun koyucu bu tür kanunlar yapamaz. Ayrıca kanun koyucu her istediği gibi suçun karşılığında ceza da koyamaz. Orada da sınırlar var. İnsan haysiyetine aykırı, insana eza, cefa veren bir takım işlemler de yine ceza olarak veya güvenlik tedbiri olarak düzenlenemez. Tarihte durum tabii ki başkaydı. Kol kesme cezası vardı. Avrupa'da da dahil olmak üzere. Veya insanları bir meydanda toplayıp özellikle bu hırsızlık suçunu işlenenlere yapılırdı. Boynuna bir halka takılıp taşlatılırdı. Veya kalebentlik cezası, kürek cezası, vücuda yönelik çeşitli cezalar. Bunların hepsi artık yasaktır. Hem anayasamıza göre yasaktır, hem Türk Ceza Kanunu'na göre yasaktır, hem dediğim gibi insan hakları ile ilgili bütün sözleşmelere göre bu yasaktır. Bu yasak ceza hukukunun insanilik ilkesinden doğan bir yasaktır. O halde kanun koyucu yapacak ceza kanunlarını, kanun koyucu neyin suç olduğunu o düzenleyecek, ceza yaptırımı olan ceza ve güvenlik tedbirlerini de o düzenleyecek ama bu belirttiğimiz sınırlar içerisinde. Peki kanun koyucu bu şekilde düzenlemeler yaparken nelere dikkat etmeli başka? En başında belirlilik ilkesi var. Ceza kanununda dediği gibi açıkça suç saymalı. Eğer bir kanun yorumlanırken onun ne anlama geldiği anlaşılamıyorsa, çok çok farklı yorumlara müsaitse orada belirlilik ilkesi sorun olabilir. Bu nedenle kanunlu düzenlemeler yapılırken kullanılacak kelimeler, kullanılacak ifadeler bu belirlilik ilkesine uygun olmalıdır. Şu denebilir, her kanun yorumlanmak zorunda değil mi? Evet, her kanun yorumlanmak zorundadır. Ceza kanunları da. O nedenle bu kanun yoruma muhtaç, belirlilik ilkesine aykırıdır sözü doğru değil. En net kanunu yapsanız bile, bu mutlaka yoruma muhtaçtır. Bir örnek vereyim. İnsan öldürme suçunda bir insanı kasten öldüren kişi müebbet hapisle cezalandırılır. Peki insan nedir? Herkesin cevabını bildiği bir soru zannedilir. Hayır. Örneğin insan ne zaman doğduktan sonra insan olarak kabul ediliyor? Medeni hukukun buna başka bir cevabı var. Evet. Henüz anne karnındayken acaba cenini insan sayacak mıyız? Veya doğdu ama bütünüyle anne karnından dünyaya gelmedi henüz. İnsan sayacak mı? Veya henüz anneyle göbek bağı kesilmedi. İlginç. Ve bu tartışmalar dahi gösteriyor ki aslında insan öldürme suçundaki insan terimi bile yorumlanmaya ihtiyaçtır. Şunu özetle söyleyebiliriz öldürme suçu bakımından. Henüz anne rahmindeyken Cen'in insan olarak kabul edilmemektedir. Ancak ona karşı da suç işlendiğinde yani çocuk düşürtme suçu işlendiğinde o da bir suç ama insan öldürme suçu değil. Yine insan öldürme suçundan devam edelim. Peki insan ne zaman ölmüş sayılır? Çünkü eğer ölmüşse ölen bir kişiye karşı öldürme suçu işlenemez. Bizim hukukumuzda ölüm beyin ölümü olarak kabul edilmiştir. Yani Kişinin beyin fonksiyonlarının geri dönülmez biçimde ortadan kalktığı tespit edildiğinde kişi ölmüş kabul edilir. Böyle anlarda kişi hani sunni teneffüs dediğimiz bir takım tıbbi araçlara bağlı olarak nefes alıyor, kan dolaşımı devam ediyor, kalp atışları devam ediyor olabilir. Bazıları buna diyebilir ki hayır, nefes aldığı sürece kişi öldü sayılamaz. Ama bizim hukukumuz beyin ölümü kriterini kabul etmiyor etmiş gördüğünüz gibi burada da bir yorum yapmak zorundayız şayet beyin ölümü gerçekleşmiş bir kişi Hani uygulamada diyorlar ya fişi çekti araçlardan tıbbi araçlardan ilişkisi kesilip nefes alması durursa bu öldürme suçu oluşturmaz Neden Çünkü zaten kişi ölmüş ölmüş kişiye karşı öldürme suçu işlenemez Peki buradaki yorumlar belirli kuralına aykırı mı Hayır insanın ne zaman insan olarak kabul edileceği doğum ve ölüm bilimsel yöntemlerle yorumlanarak ortaya konuyor. O halde şunu söylemek gerekiyor. Ceza hukukunda izin verilen yorum metotları uygulanmasına rağmen bir anlam verilemiyorsa veya çok farklı anlamlar veriliyorsa ve bir karmaşa ortaya çıkıyorsa işte bu belirlilik ilkesine aykırıdır. Dikkat edilirse hep şunu söylüyorum. Ceza hukukunda izin verilen yorum yöntemleri diğer alanlardakinden farklı mı? Evet farklı. Ceza hukukunda her türlü yorum geçerli değil. Medeni hukukta kanun uygulanırken hakim önce kanuna bakar. Her türlü kanuna yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkardığı yönetmelik kararname orada bir sonuca varmıyorsa örf ve adete bakar. Oradan bir sonuca uygulayamasa, bilimsel iştahatlara, yargısal iştahatlara bakar. Onlardan da bir sonuca varamıyorsa kendini kanun koyucu yerine koyar. Yani eğer hakim, ben kanun koyucu olsam nasıl bir kanun çıkarırdım? Ona göre karar verir. Medeni hukukta bu mümkün. Ama ceza hukukunda sadece birinci aşama var. Kanunu doğru olarak, doğru yorumlayarak uygulaman gerekir. Diğer aşamalara geçemezsin. Yani örf ve adet bir şeyi yasaklıyorsa, örf ve adet ceza hukukunda kaynak olarak kullanılamaz cezalandırma bakımında. Bu nedenle ceza hukukunda bir yasak getirilmiştir. O yasak şudur. Ceza hukukunda da kanunların uygulanmasında, yorumunda kıyas şeklindeki yorum yasaktır. Hatta ceza kanunumuz bunu şöyle ifade ediyor. Sadece kıyas değil, kıyasa yol açabilecek başka tür yorumlar da yasaktır. Bunun anlamı ne demek? Siz ben kıyas yapmıyorum, genişletici yorum yapıyorum, geliştirici yorum yapıyorum deseniz bile eğer bu kıyasa varıyorsa bu yasaktır. Ünlü siyaset bilimci Montesquieu Aydınlanma Çağı'nın e, ünlü felsefecilerinden yorum konusunda çok farklı bir görüşe sahipti. Bildiğiniz gibi Montesquieu, Kanunların Ruhu isimli kitabının yazarı, yorum konusunda kişi hak ve özgürlükleri bakımından şunu demişti. Hakim, kanun koyucunun ağzıdır. Yani adeta hiçbir yorum yapmayacaktır. Bunu söylemesinin nedeni, kişi hak ve özgürlükleri bu şekilde kıyas yoluyla cezalandırmanın genişletilmesi, kişi hak ve özgürlüklerinin Tehlikeye düşmesini engellemekti. Montesquieu kuvvetler ayrılığı yani yasama, yürütme ve yargının ayrılığının da yine kişi hak ve özgürlüklerini güvence altına almak için yapmıştı. Montesquieu'nun dediği kadar olmasa da bugün de ceza hukukunda kanunlar kıyasa yol açmayacak şekilde yorumlanmalıdır. Bir örnek verelim. Eski dönemlerde Türkiye'de telefon sahibi olmak çok zordu, yıllarca beklemek gerekiyordu pahalı bir eşyaydı. İşte komşusu telefona sahip bir kişi onun telefon hattına bir saplama yapıp telefon hattından konuşuyordu. Veya devletin dağıttığı enerji hatlarına bir takım çengeller atarak ücretini ödemeden enerjiden yararlanmak söz konusuydu. Hemen tartışılmaya başlandı. Bu tür olaylar hangi suç oluşturur? Evet, başkasının na zarar veriliyor. Ondan bir şey alınıyor. Akla ilk gelen tabii ki hırsızlık suçu. Hırsızlık suçu nedir? Başkasının malını faydalanmak amacıyla almak. Nasıl alacaksınız? Rızası olmadan alacaksınız. Örneğin rızası olmadan başkasının cep telefonunu alan veya arabasını alan ya da bilgisayarını. Bu hırsızlık suçu. Hırsızlık suçunun konusuysa taşınabilir mal. Tartışma şuydu. Acaba telefon hattına saplama yapılması bu da bir taşınabilir mal söz konusu mu? Biz taşınabilir mal kavramını bu şekilde genişletip uygulamamız mümkün müydü? Veya enerji acaba bu ceza hukukunda hırsızlık suçunun konusu olan bir taşınabilir mal mıdır? O zaman buna hırsızlık diyenler vardı. İtiraz süydü. Hayır, siz burada kıyas yapıyorsunuz. Neden? Çünkü bunlar taşınabilir mal değil. O zaman karşı bir görüş denir ki ama biz kıyas yapmıyoruz. Geliştirici yorum yap yapıyoruz. Türk Ceza Kanunu yani mülga 765 sayılı eski Türk Ceza Kanunu zamanında elektrik yoktu çok eskilerde. Hatta telefon bile bu şekilde yoktu. Biz çağdaşlaştırıcı geliştirici yorum yapıyoruz ve bunları da taşınabilir mal kabul ederek hırsızlık suçunun cezalandırma kapsamına sokuyoruz demişlerdi. Bu adına ne denirse densin, hangi yorum metodu olarak söylenirse söylensin bir kıyaslı. Çünkü kanun sadece taşınabilir malları öngörmüştü. Bunlar da ne kadar kınanabilir yanlış davranış da olsa, yani komşunun telefonundan bu şekilde yararlanma veya elektriği bedelini ödemeden yararlanmak kanunda açıkça düzenlenmediği için hırsızlık suçunu oluşturmaz nitekim bu sorun nasıl çözüldü şöyle çözüldü yeni ceza kanununda enerjinin bu şekilde bedeli ödenmeden alınması yani elektrik hırsızlığı dediğimiz sadece elektrikte de olmaz doğal gaz gibi e, maddeler de olabilir bunların suç olacağı açıkça düzenlendi yine başkasından bu şekilde telefonundan veya başka hizmetlerden bedelini ödemeden yararlanma açıkça suç olarak düzenlendi. Görüldüğü gibi ceza hukuku özellikle suçta ve cezada kanunluk ülkesi kişiler için güvenceler getirmektedir. Güvenceler getirdiği için yorumda da bir takım sınırlamalar vardır. Hakim kıyas yoluyla cezalandırmayı genişletilmez. Ceza hukukunda dar yorum esastır. Kanunumuzun söylediği de işte budur. Kıyas yasaktır kıyasa varabilecek yorumlarda yasaktır. Peki başka ne sonucu var suçta ve cezada kanunluk ilkesinin idarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza yaratma yasağı. Bu yeni ceza kanunun çok önemli bir güvencesi vatandaşlar için, kişi hak ve özgürlükleri için. Neden? Başta şunu söyledik. Hangi davranışın suç olacağını ancak halkın temsilcilerinden oluşan parlamento karar verebilir. Ancak demokratik yoldan oluşan bir meclis hangi fiilin suç olacağını söyleyebilir. Ancak bu tür bir kanunla tanımlanan suçun meşruiyeti vardır. Ve meclis bu yetkisini devredemez. Bu şimdi herkese çok doğal gelebiliyor. Fakat bu bugün de bazı bakımlardan soru. Yine eski ceza kanunu döneminden bir örnek verelim. Eskiden kanun koyucu idareye bir beyaz sayfa veriyordu. Ben beyaz bir sayfa. Ve şöyle diyordu. Sen bu beyaz sayfaya neyin suç olabileceğini yazarsın. Buna uymayan olursa ben cezasını söyleyeceğim. Örnek verelim. Kanun koyucu diyordu ki Sermaye piyasası kurulunun tebliğlerine aykırı davranan cezalandırılır. Peki sermaye piyasası o tebliğlerde ne yazacak belli değil. Ama sadece cezası belli. Bu açıkça suçta ve cezada kanunlik ilkesine aykırıdır. O yüzden biz bu hükümlere beyaza hüküm diyorduk. Başka bir örnek daha. Türk parasının kıymetini korumak için belli kararlar alıyor. Bu kararlara aykırılık halinde cezalandırma söz konusuydu. Kanun koyucu bakanlar kuruluna Türk parasının kıymetini koruma hakkında düzenleme yapma yetkisi veriyordu. Ve bakanlar kurulunda oturuyordu bir sabah bir karar çıkarıyordu. Ve siz o karara aykırı davrandıysanız cezalandırılıyordu. Ceza hukukunda anlamında ceza olduğunun altını özellikle çiziyorum. Çünkü bir idari hukuku yaptırımı yani idari para cezası söz konusuysa bu ceza hukuku anlamında ceza değildir. Peki bakanlar kurulu buraya ne yazacak? Belli değil. O yüzden yeni ceza kanunu döneminde bu da artık devre dışı bırakılmıştır. Yani ne yapılmıştır? Şu yapılmıştır. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi hangi davranışın suç olduğunu söyleyebilir. Şimdi peki durum ne? Sermaye piyasası kurulunun tebliğlerine aykırılık idari para cezasını gerektirir. Ceza hukuku yaptırımı kalkmıştır. Türk parasının kıymeti hakkında koruma kanunu eskiden bakanlar kurulu şimdi Cumhurbaşkanı kararnamesiyle bazı kararlar alınabilir. Buna aykırı davranmak ceza hukuku anlamında bir ceza yaptırımını gerektirmiyor artık. Çok ileri bir aşama. Şunu söyleyeyim. Bu şekilde İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza düzenlenmesini yasaklayan en net kanun Türkiye'de. Nitekim Anayasa Mahkememiz de bu ilkeyi doğru olarak uyguladığı kararlar olmuştur. Türk Ceza Kanunu'nda 297. maddede infaz kurumuna ve tutuk evine idarenin yasakladığı maddeleri sokmak cezalandırılır diye bir madde vardı. Biz o zaman itiraz ettik. Dedik ki Ceza hukukunun genel ilkelerinde diyoruz ki, idarenin düzenleyici işlemleriyle suç tanımı yapılamaz. Ceza yaptırımı konulamaz. Ancak aynı kanunda infaz ve tutuk evlerine yasak madde sokma suçu bakımından idareye yetkili kurulur. Yani idare bugün dedi ki ekmek sokmak yasak. Yarın dedi ki efendim cep telefonu sokmak yasak. İdarenin hangi gün ne kararı vereceği belli değil. Yani suçun tanımının yapma yetkisini idareye bırakmışız. Bu kesinlikle söz konusu olmamalı. Fakat buna rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisi bu maddeyi kabul etti. Anayasa Mahkemesine gitti bu madde ve 2011 yılında Anayasa Mahkemesi verdiği kararda dedi ki: "Bu şekilde idarenin suç tanımı yapması kişi hak ve özgürlükleri bakımından büyük bir güvencesizliktir ve anayasamıza aykırıdır." ve 297. maddenin bu düzenlemesini iptal etti dedi. Etti. Çok iyi bir karar ve çok ileri bir karar. Fakat şimdi kötü bir haber. O kötü haber yine Anayasa Mahkemesi'nin bir kararı ile ilgili. Güvenlik paketi kanunuyla il idaresi kanunu değiştirildi ve valilere güvenliğin sağlanması bakımından bazı kararlar verme, tedbirler alma yetkisi verildi. Elbette. Bunlar güvenliğin e, tehlikeye düştüğü anlarda, bir takım şiddet olayları çıktığı anlarda valinin alacağı tedbirler veya kararlar. Bunda bir sorun yok. Ancak sorun şurada. İl İdaresi Kanunu diyor ki bu karar ve tedbirlere uymayanlar cezalandırılacak. Peki bu karar ve tedbirler neler? Bunu bilmiyoruz. O anda vali karar verecek. Bu tabii ki açıkça suçta ve cezada kanun ilkesine aykırı. Çünkü hangi davranışın suç olacağına Türkiye Büyük Millet Meclisi karar verecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu yetkisini devredip valiye verememesi gerekir. Vermemeliydi. Verdi. Anayasa Mahkemesi daha önceki iştahına uygun karar vermeliydi. Ancak maalesef Anayasa Mahkemesi aradan 5-6 yıl geçtikten sonra birden fikir değiştirdi. Valinin ee, önceden hiçbir vatandaşın bilmediği tedbir ve kararlarına karşı davranması suç haline getirildi ve bunun bir ceza yaptırımı var. Umuyoruz bu iştahat değişir veya Türkiye Büyük Millet Meclisi burada bir ceza yaptırımı değil de bir idari yaptırım öngörerek bu maddeyi anayasaya ve Türk ceza hukuku reformunun ana ilkelerine uygun hale getirir. Suçta ve cezada kanunilik ilkesinin diğer bir önemli ilkesi de zaman bakımından uygulamada karşımıza çıkmaktadır. Kişi fiili işlediği zaman, bir davranışta bulunduğu zaman o tarihte, o gün eğer suç olarak düzenlenmişse sorumlu tutulabilir. Hani fiili işlediği zaman bu suç olmalıdır. Bu nedenle kişi bugün bir davranışta bulunuyor. Bu suç değil. Ama aradan bir yıl geçiyor. Bir yıl sonra, bir yıl geçmişe etkili olarak bu davranış suç haline getiriliyor. İşte ceza hukukunun en temel ilkesi. Ceza hukuku da belki de istisnası olmayan tek kural burudur. Geriye yürüme yasa. Ceza kanunları geriye etkili olarak uygulanamaz. Bu en çok tartışma olan bir alanda da karşımıza çıkmaktadır. Türkiye 1915 Ermeni Tehciri ile hep Ermeni soykırımı suçunu işlediği ithamıyla karşı karşıyadır. Aslında soykırım suçu Birleşmiş Milletler kurulduktan sonra düzenlenmiş bir suçtu. Ve dolayısıyla geriye yürütülmesi söz konusu olamaz. Bu nedenle 1915 Ermeni Tehciri bir soykırım suçu olarak nitelendirilemez. Bu Sadece Türkiye'nin söylediği bir tez değil, bütün dünyada geçerli olan bir kural. Eğer biz bugün koyduğumuz kurallarla 100 yıl, 150 yıl önceki olayları suç haline getirirsek, o zaman çok farklı ülkelerdeki olayların da soykırım olarak nitelendirilmesi lazım. Hepinizin bildiği Amerika'da Kızıldereliler, Afrika'daki birçok halka karşı, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan katliamlar, Balkan Savaşları'nda veya başka yerlerde Osmanlı İmparatorluğu döneminde Türk ve Müslümanlara karşı yapılanlar. İşte bu nedenledir ki ceza hukukunun bu ilkesinin kesinlikle istisnası yoktur. Fakat bu ilkeyi ceza kanunları geçmişe yürürlü olarak, uygulanamaz derken şöyle ifade etmek lazım. Ceza kanunları aleyhe olarak geçmişe uygulanamaz. Eğer lehe ise uygulanabilir. Bu ne demek? Siz kanun koyucu olarak geçmişte suç olmayan bir davranışı suç haline getiremezsiniz. Veya geçmişte diyelim ki cezası 10 yıl. Bugün bunu 20 yıla çıkardınız. Bunu da geçmişe etkili olarak uygulayamazsınız. Buna karşılık geçmişte suç olan bir davranış kanun koyucu daha sonra bunu suç olmaktan çıkarabilir. O zaman bu geçmişe etkili olarak uygulanır. Dolayısıyla geçmişe uygulama yasağı derken kişinin aleyhine olarak ceza kanunları geçmişe yürürlü olamaz. Ancak lehe yürürlü olabilir. Sadece suç olmamaktan çıkarma şeklinde değil bazen kanun koyucu cezaların miktarını da azaltabilir. Hoş bizim ülkede hep çoğaltılır ama bazen azaltıldığı da olur. Örneğin 10 yıl hapis cezası gerektiren bir suç 5 yıla düşürülmüşse burada da geçmişe etkili olarak uygulama söz konusu olur. Fakat böyle durumlarda bazen hangi suç lehedir bilemeyiz. Yani i̇ki tane kanun var. Bir fiilin işlendiği zamanki kanun, bir daha sonra o kanunda değişiklik yapan bir kanun. Acaba bunun hangisi daha lehe? Bunu da her zaman kolay kolay tespit edemeyiz. Çünkü birisinde ceza 3 yıldan 10 yıla kadardır, öbüründe 5 yıldan 12 yıla kadardır. Cezaların alt ve üst sınırları değişiktir. Yahut da biri ertelemeye mümkün bir suçtur, öbürü değildir. Veya suçun unsurları değişmiştir. Peki hangisi lehe olacak? Çok Net bir ölçü var bu konuda. Türk Ceza Kanunu'nun yürürlüğü hakkındaki kanun şunu diyor. İki tane kanun var elinde. Hangisinin lehe olduğunu belirlemek için yapılması gereken şey şu. Önce birinci kanunu olaya uygula. Bu arada ikinci kanunu hiç düşünme. O yokmuş gibi düşün. Birinci kanunla ilgili suçun unsurları, zaman aşımı, her türlü e, olası düzenlemeyi göz önüne alarak bir sonuca var. Ve bu birinci düzenlemenin sonucu olsun. Onu bir tarafa koy. Daha sonra o kanunu unut, ikinci kanunu göz önüne al. İkinci kanunu yine aynı şekilde unsurlar, yaptırımlar bakımında her açıdan uygula. Orada da bir sonuç var. Şimdi elinde iki tane sonuç var ve bu sonuçları karşılaştır. Hangisi leh ise onu uygula. Ceza hukuku her zaman değil ancak gerektiği zaman zorunlu hallerde uygulanması gereken bir hukuk dalıdır demiştik. Eğer öyle bir zorunluluk yoksa toplumdaki düzeni diğer hukuk kurallarıyla hatta diğer kurallarıyla sağlamaya çalışmak gerekir. Neden? Çünkü ceza hukuku yaptırımları, ceza ve güvenlik tedbirleri kişi özgürlüğünü son derece sınırlamaktadır. İşte bu nedenle suçta ve cezada kanunluk ülkesi kişi hak ve özgürlükleri için güvenceler getirmiştir. Bunları söyledik. Kanunsuz suç olmaz. Nullum krimen sinelege. Kanunsuz ceza olmaz. Nullum krimen sine puana. Sadece kanunla koymak yeterli değil. Bu kanunun belirli olması gerekir. Bu kanunun mutlaka Türkiye Büyük Millet Meclisi yani Demokratik olarak seçilmiş bir parlamento tarafından koyulması gerekir. Bu nedenle idarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza yaratmak yasaktır. Kıyas şeklindeki yorumlar da yasaktır. Kanun koyucu neyi cezalandırmak istiyorsa onu cezalandırmak gerekir. Onun gibi kötü olmazsa olsa bile kıyas yoluyla cezalandırmanın alanı genişletilmemelidir ve ceza kanunları aleyhe olarak altını çiziyorum. Aleyhe olarak geçmişe yönelik olarak kesinlikle uygulanmalıdır.